Evet arkadaşlar, ben Mimar Rize kanalından Rıza Kılıç. Bugünkü dersimizin merkezinde kolon, kiriş ve duvar birleşimini parantez içinde sıva birleşimine dikkat ederek tonlandıracak part 3 videom geliyor. Yani diğer ilk 2 videomun devamı şeklinde olacak. Her zaman olduğu gibi görüntülenen bu projenin template dosyasını sizlerle paylaştım. Açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Part 2 kısmında kolon ve kiriş birleşimini yapmıştım ve bunun üzerinde devam edeceğim. Level 1 kat planı, duvar komutu, level 1 kat planı yukarı çıkarak yapacağız. Level 2'ye çıkacak ve çizim hattımın core face exterior olduğundan eminim chain olacak. Devam ediyorum ve kolonun sıvasız yerinden tutup diğer yere gidiyorum. TKSC aynı şekilde, TKSC aynı şekilde, TKSC çift ESC ile komuttan çıktım. Şu an duvarı seçip join komutu, join komutu, ve ardından switch join order multiple duvarı seç, tamam. ESC kolonu seç, switch join order multiple, tamam. Tekrar ESC kolonu seç, switch join order kolonu seç, tamam. Tekrar kolonu seç, switch join order multiple olduğundan emin olduktan sonra baktığımızda plan anlamında bir sıkıntımız yok. 3 boyuta bir gelelim. Yalnız burada benim level 2'den aşağı doğru 50 santim boyunca kirişim sarkıyor. Burada benim duvarlarım kirişlerin içerisine girmiş. Bunun çözümünü 3 boyutta da yapabiliriz. Kesit ekleyip kesitte de görebiliriz. Ama ben level 1 kat planına geliyorum. View Section. Zaten bu yönde bir tane kesitim var. Hemen diğer yönde de bir tane kesit ekledikten sonra sırasıyla şu diğer kesite bakalım. Şimdi baktığımız zaman burada neyimiz var? Kolon, duvar, kiriş duvar, kiriş duvar. Duvarı aşağı doğru çekiyorum. Tam sıvasız bitişine çektim. Aynı şekilde diğer duvarı seçip kirişin sıvasız bitişine çektim. Aynı kolonda uyguladığım adımları joinliyorum ilk önce. Joinliyorum. Fine yaptıktan sonra görüntü detayımı ve ardından kiriş duvar. Gene kirişi seç. Kiriş duvar. Tamam. Olay bu kadar basit. Tekrar diğer kesitimin olduğu yere geliyorum. Duvarı seç. Kirişin sıvasız bitiş yüzeyine getir. Sıvasız bitiş yüzeyine getirdim. Detay seviyemin fine olduğundan emin oldum. Duvarımın sıvasını görüyorum artık. Join. Kiriş. Duvar. Kiriş. Duvar. Ve kirişimi seçip switch join order duvar. ESC kirişimi seçip switch join order kiriş duvar. Ve 3 boyuta geldiğim zaman da yani nokta hatasız bir şekilde bu olayı gözlemleyebilirsiniz. Realistik stilinden bir bakalım. Şimdi kirişimizi gizleyelim. Gizledik. Kirişin kolonla birleştiği yerde herhangi bir sıvamız görünmüyor. Burada da yok. Bak. Tamam. Tekrar R komutuyla peki duvarlarımı gizlediğim zaman kolon ve kirişte nasıl bir şey gözlemleyeceğiz? Bak, duvarımın kolonla birleştiği yüzey ve kirişle birleştiği alanda
herhangi bir sıva katmanı yok. Yani şu çizimin hem projelendirme açısından hem model açısından çok doğru bir çizim olduğunu görüyorum ve bu sıva olayında bu 3 videoyla kesin net çözüme ulaşmış oluyoruz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videolarıma lütfen destek olun. Beğenin, abone olun. Bir şekilde bana destek olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum.